Evet arkadaşlar, videoma hoş geldiniz, kanalıma hoş geldiniz. Şimdi gördüğünüz gibi motorumuzu yükledik. Bugün dedik ki çıkalım buradan yola, dağlara, tepelere gidelim. Kampımızı yapalım. Güzel bir video olacak. Hava hafif yağmurlu. Açacağını tahmin ediyorum. Hava durumundan vesaire kontrol ettim. Açacağını tahmin ediyorum. Bakalım, açmasa da yapacak bir şey yok. Hafif yağmurda kamp yapacağız. Orada gecemizi orada geçireceğiz. Motosikletle beraber gideceğiz. En çok istediğim şeylerden biri de arabayla gitmek kolay. Yüklüyorsun, arabaya gidiyorsun ama motorla gitmek, yani ben bir motosiklet aşığı olduğum için diyeyim size, çok çok keyifli bence. Motorumuzu da burada yükledik. Motorumuzu güzelce Yuki Casper S50cc. Yani ben 50cc hastasıyım. Öyle hızlamızda benim işim yok hiçbir şekilde. O yüzden bu benim işimi çok rahat bir şekilde görüyor açıkçası. Yani hiç yüksek cc motosiklet ihtiyacı duymadım. Şöyle gördüğünüz gibi sandalyemiz burada, çadırımız burada, tulumumuz burada, şişme yatağımız burada, işte tripodum var. Burada benim genelde ihtiyaç duyacağım, acil durumdaki ne olur ne olmaz diye ihtiyaç duyacağım ekipmanlarım, kamera ekipmanları vesaire burada. İşte temel gıdalarımız falan var. Koltuğun altında da çay yapmamız için ateş yakacağız tabii ki. Çay yapmamız için demlik vesaire malzemelerim var. Şurada zaten GoPro'nun malzeme çantası. Yani şu lastiği aldım ki yanıma ne olur ne olmaz diye ama gerek duymadım. Şu iplerden vardı bende. Bu iplere böyle güzelce sardım. İki tane. İki tane yetti. Bu kadar malzemeye iki tane ip yetti açıkçası. Güzelce sardım, şu altlardan bağladım. Herhangi bir sorun olmadı. Herhangi bir yerine çizeceğini de sanmıyorum. Tabi ara ara kontrol etmek gerekiyor. Yani bu şekilde ben Samsun'dan yola çıkarım, Türkiye'yi gezerim. Ha, 50cc ile gezebilir miyim? O bir muamma. Aslına bakarsanız o da benim bir hayalimdir, biliyor musunuz kardeşlerim? Yani şöyle bir 50cc atlayıp da Türkiye'yi gezmek, tamam, çok büyük bir hayal olur ama yani şöyle bir küçük Karadeniz turu yapmak isterdim ya. 2-3 yıl böyle gezmek isterdim şu an ama 50 km gideceksin, duracaksın, motoru dinlendireceksin, kendi de dinleneceksin. Böyle bir hayalim var aslına bakarsanız. Şimdi ben yola çıkıyorum. Yolum oldukça uzun, yaklaşık 60-65 km kadar bir yer var. Bakalım eğer orası uygunsa şu anda. Yağmur yağdı ama tam çamur yapacağını ben sanmıyorum. Bakalım, ben yola çıkayım. Siz de benle beraber yolun tadını çıkartın. Eminim çok güzel görüntüler alacağım. Keşke güneş olsaydı ama daha güzel olurdu. Olmadı, nasipliymiş. Umarım ilerleyen saatlerde güneş açacaktır diye düşünüyorum. Bakalım, şu an sabah saatlerindeyiz. Hadi o zaman yola koyulalım. Siz de benle beraber gelin kardeşim. Yağmur iyi yağdı. Valla ben yola çıktım. Bir yarım saat 40 dakika geldim. Yağmur hızlandı. Ben de şöyle bir ağacın altına sığındım. Yani şu an durdu. Bir 15 dakikadır falan buradayım. Şu an durdu. İyi oldu şu ağaç. Şu an yoldayım. Kapalı da bir yer bulamadım. Ben de mecburen böyle yaptım. Neyse. Yapacak bir şey yok. Yola devam. Varacağız. İstediğimiz yere varmak zorundayız da şey almadım ben ya, yağmurluk tente almadım. Onu nasıl ayarlayacağız bilmiyorum. Bakalım. Varalım da gideceğimiz yere. Gerisini hallederiz. İnşallah çantanın içinde kameranın malzemeleri falan ıslanmamıştır. Benim korkum o, hiç açmadım da. Şurada powerbank de falan var da bilmiyorum, bakalım. Bir gidelim de. Evet arkadaşlar, kamp yapacağımız bölgeye geldik. Yağmur durdu. Ben biraz oyalandım, 1-2 saat kadar. İyice yağmurun durmasını bekledim. Çünkü yağmur durmazsa eğer geri dönebilirdim ama şansıma güneş açtı şu anda. Hava gayet güzel. Onda herhangi bir sorun yok.
Ki zaten hava durumuna da iyice bakmıştım. Yağmurun duracağı falan orada mevcuttu. Buna güvenerek yola çıktım. Şimdi bu gecemizi burada geçireceğiz. Bu tarafımızda çit var. Bu tarafımızda aynı şekilde çit var. Tam bir köşedeyim yani. O güvenlidir burası diye tahmin ediyorum. Zaten bildiğimiz bölge. Ondan yani herhangi bir problem yok. Gece tilkisiydi, domuzuydu, suçlu, busu bize musallat olmasın da ne yapıyorlarsa yapsınlar. O yüzden burayı seçtim. Arazi biraz meyilli. Çadırı hafif meyile kurmak zorunda kalacağım. Ama olsun, sorun yok. Başım yukarıda olur, ayaklarım aşağıda olur. Yani şöyle kurarım çadırı. Sorun olacağını sanmıyorum. Önüm açık zaten. Arkam da açık aynı şekilde. Güzel. Şimdi motosikletimizi boşaltalım. Malzemelerimizi çıkartalım. Yavaş yavaş çadırımızı kurmaya başlayalım. Thank you.
Evet, yemeğimizde yediğimize göre akşamı bekleyebiliriz. Yavaş yavaş pişirdim zaten. Odunlar falan, bu getirdiğim şu şey biraz çok fazla hızlı alev vermiyor. Şu, bunun içinde de bu küçük yuvayı mı diyeyim, ne diyeyim, bunun içine koyduğum zaman fazla hava almıyor. Ateş çok hızlı yanmıyor. Ben de bunu hep şöyle kenarlarında delikler var. Direkt bunu da yakacağım. Közler de burada zaten. Onlar da uyuyor, orada soğuyorlar. Akşam için de şöyle birkaç hazırlık yaptım. Odunlarım da burada. Akşam da tabii ateşimizi yakacağız. O odunlar muhtemelen bana yetmeyecektir tabii ki de. Yine buluruz sağdan soldan. O kolay. Bizim Küheylan da burada. Güneş de zaten batmak üzere tepede. Şimdilik böyle yemeğimizi yedik, karnımızı doyurduk. Manzaramız güzel. Baktığımız yön burası. Rüzgar buradan esiyor. Şöyle arkayı da göstereyim size. Arkamda da yani bir ova mı diyeyim, ne diyeyim, işte iki dağın arasındayız. Çadırımız da burada. Asfalta yakınım. Bilerek böyle seçtim. Şimdi şundan da bahsetmek istiyorum sizlere arkadaşlar. Burada güzel, sessiz, sakin, güzel kafa dinliyoruz. Onda herhangi bir sorun yok. Biliyorsunuz bende Yuki Casper S var. 50cc bir motosiklet. Bilmeyenler için söyleyeyim. Yani 50cc demek biraz daha hani gücü zayıf demek açıkçası. Öyle 100 km hızla falan ulaşamıyorsun buna. Maksimum 70 km hızla gidebiliyorsun. Bununla ben buraya geldim. Şimdi çok soran arkadaşım da var, kardeşim de var. Nasıl gittin, ne kadar seri gidiyor, yokuşlara çıkabildin mi vesaire vesaire diye. Hiçbir sorun yaşamadım. Onu bir kesinlikle söyleyeyim arkadaşlar. En ufak bir hızda düşüş, ya çok dik yokuşlar geldim ben buraya. Orada minimum saatte 20 km hıza düştü. Onun dışında hafif meyilli yokuşlardaysa hiç durdurak yok. Devam. Yani çok rahat çıktım. Zaten az önce de gördün videonun başında. Arkası da full yüklüydü. Arka sepette işte gıdalar vardı. Koltuğun altında bir sürü demlikti, şuydu, buydu, ıvızdı, metal eşyalar vesaire vesaire vardı. Şu mangal vardı. Hepsi vardı. Onun için şöyle söyleyeyim. Gelirken hiçbir sorun yaşamadım yani. Takır takır geldim. Merak eden kardeşlerime de bunu açıklamış olayım. Giderken de zaten aynı şekilde yokuş aşağı ineceğimiz için herhangi bir sorun olmayacaktır. Çünkü ben bayağı bir tırmandım yukarıya doğru. Şimdi
bu gece buradayız. Bu gece burada gece ateşimizi de yakacağız. Tekrardan bir yemek yaparız zaten gece. Onu gösterir miyim bilmiyorum. Bakalım. Tripodum bozuldu açıkçası. Yani şöyle kamerayı aşağı çevirdiğim zaman durmuyor, düşüyor. O sebepten dolayı fazla bir şey aşağı doğru görüntü alamıyorum. O yüzden yemeği çekmeyebilirim. Neyse, mesela değil, çay yaparız. Çay içerken gene bir sohbet ederiz belki sizlerle. Şunu söyleyeyim, bu gece buradayım. Yarın da yasak bitecek. Yasak bittiği zaman bilmiyorum. Daha karar vermedim. Gece 12'de de yola çıkabilirim. Sabah da yola çıkabilirim. Bilmiyorum yani. 2 gece burada kalabiliriz belki. Veyahut da 12 olunca eşyalarımızı toplayıp yola çıkabiliriz. Çünkü neden? Yasak bitiyor. Bakalım. Ona da karar vermedim. Biraz düşüneyim. Biraz onu düşüneyim ben. Neyse. Hadi akşam görüşürüz arkadaşlar. Ben şu etraf falan toparlayayım edeyim. Ondan sonra akşam yemek için bakayım, bir şeyler düşüneyim. Akşam görüşürüz. Evet arkadaşlar. Akşam oldu, ateşimizi yaktık. Yani hava biraz soğudu açıkçası. Biraz üşümeye başladım. Mont giyeriz birazdan. Saat şu an 9 civarı. 9-9.30 civarı. Ateşimizi öyle besliyoruz. Yavaş yavaş yanacaktır. Güzel ya. Öğlenden beri buradayım, saat 1'den beri. Bir tek işte sizle konuşuyorum, başka da kimseyle konuşmuyorum. Bugün buradayız. Şimdi bu açıkçası part 1 olsun istiyorum ben. Gece yatacağız. Burada hani orada videoyu bitireceğim. Sabah uyandığımda da ikinci bölümü çekeceğim. Çünkü muhtemelen bir 24 saat daha burada geçireceğim ben. Yani açıkçası sokağa çıkmaysa gece 12'de bitecek, yarın gece 12'de. Ben gece 12'de buradan çıkıp gider miyim? Gitmez miyim? Yoksa bir gece daha kalır mıyım? Ondan pek emin değilim. Hala karar veremedim. Dedim size az önce ama hani akşam karar verildi ama hala ben karar veremedim ona. Bakalım. Şimdi köz olsun. Güzel bir çayımızı da yapalım, suyumuzu da kaynatalım, çayımızı da içelim. Sonra da ilerleyen saatlerde de uyuruz. Ama şu anda her şey yolunda, her şey çok güzel. Evet arkadaşlar, çayımızı da içtik. Yavaş yavaş yatacağız. Saatte 10.30-11 civarı şu an. Fazla da durmayacağım. 11'e gelmiyor saat, fazla da durmayacağım. Sabah zaten erken kalkarız. Hadi o zaman ben yatağa. İkinci bölümde görüşürüz. Bu birinci bölümde, ikinci bölümde görüşürüz.